İyi akşamlar. Pandora'nın merakına hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş. Bloomberg HT'desiniz. Canlı yayındayız. Her zaman olduğu gibi, her çarşamba olduğu gibi. Yine çok kıymetli bir isim var bugün karşımda. Yazar Mario Levy. Benden çok daha fazla televizyon tecrübesi olan bir isim. O yüzden öncelikle karşısında umarım hakkını vererek bir yayın yapabilmeyi ümit ediyorum. Çok sevilen, özellikle yani uzun uzun size Mario Levy anlatmayacağım ama zaten çok sevilen bir yazar. Yazmak üzerine çok düşünen, çok iyi hikaye toplayan birisi. O yüzden de bugün bavulundan çok acayip şeyler çıkacağını düşünüyorum. Çünkü siz hikaye toplamayı ve o hikayelere geri dönüp bakmayı ve onlardan bir şeyler damıtmayı çok seven birisiniz. Şehirle de kentle de böyle başka türlü bir ilişki kuran birisiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkürler. Size ağırlıyor olmak çok heyecan verici benim için bugün. İsterseniz yani hiç böyle hani sizi uzun uzun şey yapmadan direkt bavula başlayalım istiyorum ben. Olur. O zaten böyle bir geriye doğru bir yolculuk tabii olacak. Tabii. Açalım, neler biriktirdiniz, bize neler tamam, getirdiniz tamam oradan. Önce bir kısa, bir iki kısa açıklama yapayım. Lütfen. Şimdi hayatımı edebiyat üzerine kurdum. Ve hatta şunu söyleyebilirim, bu 2024 yılında yazarlığımın 40. yılı kutlanacak. Ne kadar güzel. Daha önce de yazmaya başlamıştım ve kendimi hep şey olarak görüyorum, edebiyata adanmış bir hayat olarak görüyorum yaşadıklarımı. Tabii yazar olarak hazırlanmamın birçok farklı safhası oldu. Ancak zaman içinde özellikle bazı kitapları yazdıktan sonra nelerin beni beslemiş olduğunu biraz daha iyi anlayabildim. Siz de dediniz ya hikaye toplamayı çok seviyor diye. Galiba biraz da oradan kaynaklanıyor bu durum. Şimdi bir yazarı en çok besleyen nedir? Okuduğu kitaplar. Bu kesin. Bir de ayrıca yaşadığı hayat. Yani hayatı dibine kadar yaşamak. Gerekirse çarşı pazar gezmek, gerekirse alışveriş yapmak, domatesin fiyatının ne kadar yükseldiğini görmek ve ondan şikayet etmek. Yani bütün bunlar yazarlığın içindedir. Bir de yazarlığı besleyen başka özellikler vardır. Yaşadığınız hayata göre değişir. Yani isteyen istediğini yaşar. Ben kendi hayat tecrübemi anlatmak istiyorum. Benim yazarlığımı besleyen okuduğum kitapların dışında, yaşadığım hayatın dışında iki çok temel kaynak vardı. Biri sinema, öteki de müzik. Ki zaten ilk kitabınız Jacques Brel ile ilgili bir kitap değil doğru mi? Doğru. İlk kitabım. Benim çok sevdiğim bir şair şarkıcı olan Jacques Brel üzerineydi. Çok uzun yıllar oldu. Şimdi hafızam beni aldatmıyorsa 1986 yani olmuştur. Fakat sinema bende çok derin bir ilişki halini aldı. Ve bugün yani hatırı sayılabilir bir DVD koleksiyonum var. Ama hala yeni filmler keşfetmeye çalışıyorum. Sinema salonlarıyla olan ilişkimi bir yana bırakalım. Çok olumsuz şeyler söyleyeceğim. Çünkü bugünkü sinema salonlarıyla ilgili. Onu çok deşmek istemiyorum. Ama hayatımda kalan filmler, bunlar çok önemli oldu. Bu sebeple birkaç tanesini buraya gelirken seçmeye çalıştım. Çalıştım diyorum çünkü şimdi bir iki örnek göstereceğim tamam size. Fakat onu da göstereceğim de kim bilir neleri es geçmiş eksik olacak. Şüphesiz. Bavulu ama açalım. Lütfen bavulu açalım. Bakalım önce neler var. Şurada birkaç afiş var. Şimdi bunlardan biri çocukluğumun
en böyle yakıcı diyebileceğim filmlerinden biri. Stanley Kubrick'in yönettiği Spartacus. Şimdi bu çok derin bir iz bıraktı bu film bende. Ne zaman, kaç yaşlarında izlemiştiniz, hatırlıyor musunuz? Çok küçüktüm. Yani muhtemelen 10-12 yaşında falandım. Sinemada tabii, o zaman zaten başka bir yerde film izleme imkanı yok. Tabii o günlerde hiçbir şey yok yani. O günlerde ne bilgisayar var, ne DVD'ler var, hiçbir şey yok. Ama bu film sinemada uzun da bir filmdir. Yaklaşık böyle 3 saat kadar süren bir filmdir. Ve tabii o zamanlarda ben de henüz çocuk olduğum için şey gelişmemişti. Yönetmen bilgisi gelişmemişti. Daha çok aktörler üzerinden gidiyordum. İşte Kirk Douglas, bugün hala çok meşhur olan Michael Douglas'ın babası. Evet. Bu filmde bir şeyi oynadı. Bir gladyatörü oynadı ama Roma'ya karşı isyan eden bir gladyatörü oynadı. Ve çok da etkileyici bir film olmuştu. Spartacus'un filmin sonunda çarptırıldığı ceza ve ölmesi beni gerçekten çok üzmüştü. Onu söyleyebilirim. Sonra peki mesela hayatınızın başka bir döneminde geri dönüp tekrar izlediniz mi? Tabii, çok. İki kere daha. Üç kere izledim ben o filmi. O zaman duygunuz nasıl oldu? Çok, yani üstünden zaman geçince çok daha başka bambaşka çocukken oldu, değil mi? Hiç görmediğim bazı ayrıntıları keşfettim. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü aynı zamanda orada bir Roma tarihi de görüyordunuz. Çok ilginç karakterler vardı filmde. O açıdan çok etkileyiciydi. Unutamadığım bir sahne vardı. İşte birçok isyankar, gladyatör Roma ordusu tarafından kuşatılıyor. Ve işte o komutanlardan biri Spartacus kim diyor. Ve birdenbire hiç bilmediğimiz biri ben Spartacus'um diyor. Sonra herkes ben Spartacus'um diyor. Çok etkileyici bir sahneydi. Orada bir Kubrick daha görüyorum. Evet, bir bolca Kubrick filminiz var. Bir Kubrick daha göreceksiniz. Çünkü Kubrick bence sinema tarihinin dahilerinden biri. Neredeyse her filmi bir başka olay oldu. Hatta son filmi Eyes Wide Shut da bir anlamda ölümüne sebep oldu denir ama bu bir rivayet, onu bilmiyoruz. Ne açıdan? Yani bu filmde anlattıklarından hoşlanmayanlar oldu. O açıdan onu söyleyebilirim. Fakat bu film, birçoğunuz bilir bu filmi, Otomatik Portakal. Bu filmde ilk kez bu filmi ben Paris'teyken seyretmiştim. Sene 1978 veya 77. Çok iyi hatırlıyorum. O kadar etkilenmiştim ki filmden. Filmi seyrettikten sonra metroya giremedim yani. O kadar etkilenmiştim. Stanley Kubrick bu filmde çok şey oldu. Çok eleştirildi. Şiddeti şey diyor diye, yüceltiyor. Sergiliyor, diye. Öven bir yerden, evet, göstermekte. Evet, öyle bir bakış açısı oldu ama bence hiç öyle değildi. Ama geçti gitti işte. Bu tarif ettiğiniz his çok az film yapar ya onu. Yani sinemadan çıkarsınız ama çıkamamışsınızdır. Ya da bazen evet, bazı doğru, kitaplar doğru. Bitirdikten doğru, sonra insan doğru. Mesela bir süre eline başka doğru. Bir kitap alamaz. Onları doğru. Bulmak için izliyor ve okuyoruz gibi hissediyorum. Tabii, tabii yani. Kesinlikle. Kesinlikle çok haklısınız. Şimdi burada Venedik vaktimizi diyorum. İyi kullanmamız gerektiği için seçmiş olduğum filmlerin tümünü konuşamayacağız büyük tamam. Bir ihtimalle. Yani birkaç tane ama daha birkaç şey tane daha sonra şey yaparız, vakit seçeyim. Kalırsa tekrar döneriz. Thomas Mann'ın
ünlü romanının sinemaya uyarlanması. Bu da Luchino Visconti'nin Venedik'te Ölüm filmi. Mortea Venezia. Şimdi bu film de çok etkilemişti beni. Sadece olağanüstü görüntüleri değil, çünkü ben Venedik'i çok severim. Olağanüstü görüntüleri değil, aynı zamanda işte Dirk Bogarde'ın oyunu çok etkileyiciydi. Ve etkileyici olan bir şey daha vardı o filmde, müzik. Gustav Mahler'in 5. senfonisinden Adagietto çok öne çıkıyordu orada. O beni çok etkilemişti. Ama Mahler'e döneceğiz. Tamam, yani Mahler bu kadar da kalmaz. Şimdi çok nadir iyi kitap uyarlamalarından biri bu arada bu film, değil mi? Yani Venedik Doğru Sölüm'de söylüyorsunuz. Çok nadir, acayip bir kitaptır. Nadir iyi kitap uyarlamalarından biri. Evet, kesinlikle katılıyorum size. Şimdi de tamam, Stanley Kubrick nasıl bir dahi ise, hatta nasıl bir deli ise, Türk sineması çok yakın şeyler birbirine. Evet, değil mi? Evet. Türk sinemasının delisi de Metin Erksan'dı. Ve çok önemli işler yaptı Metin Erksan. Kendisini şahsen tanıma bahtına erdim. Aa, ne güzel. Çok güzel bir sohbetimiz oldu bir zamanlar. Ve onun adeta kült filmi diyebileceğimiz Sevmek Zamanı. Bu film de beni çok etkileyen filmlerden biri oldu. Herhalde 3-4 kez seyretmişimdir bu filmi. Tabii burada da çok iyi bir oyuncu kadrosu vardı. İşte Müşfik Kenter, Sema Özcan çok iyiydi. Onu söyleyebilirim. Bu filmle ilgili şunu düşünüyorum. Ben yaklaşık bir 7-8 sene kadar önce izledim. Babam çok sever, o izletmişti bana. Ve çok etkilendim. Ama acaba bu filmden etkilenen son kuşak bizim kuşak mı diye de bir merak ediyorum. Şu an burada anlatılan büyük bir ihtimalle öyledir. Değil mi? Bambaşka bir şeye gitti. Sevme biçimlerimiz çok değiştiği için çok tabii yabancı gelecek muhtemelen. Tabii bu filmi o günlerde bile, yani sadece bugün değil, o günlerde bile yadırgayan çok kişi oldu. Hatta yani Müşfik Kenter'in canlandırdığı karakter için hadi kendine gel be adam, işte yani kız seni seviyor. Saçma bir takıntı bu yani, gibi yani. Dedirtti. Ama tabii çok daha derin, çok derin bir başka boyut vardı orada. Şimdi filmlerle ilgili son olarak vaktimiz kalırsa tekrar döneriz. Tabii. Dönmezsek de önemli değil. Konuşmuş olduk. Biz zaten dediğim gibi sosyal medyada yayınlayacağız. Bahsedemedikleriniz tamam olursa da en azından tamam ne koyduğunuzu tamam bilecekler bu tamam olan. Tamam. Benim sinema tarihinde en yakın bağ kurabildiğim. Yani tamam, Stanley Kubrick'e bir hayranlığım var. Başka çok önemli yönetmene karşı da bir hayranlığım var. Ama en yakın bağ kurabildiğim yönetmen bize bayağı uzak sayılabilecek bir coğrafyadan, İsveç'ten. Ingmar Bergman. Benim için hep bir numara olmuştur Ingmar Bergman. Hiç seyretmediysem Ingmar Bergman'ın muhtemelen 20 filmini falan seyrettim. Öyle diyebilirim. Neden peki? Yani bu yakınlığı nasıl açıklıyor? Bunun çok kolay bir cevabı var. İnsan ilişkilerindeki derinlik. Ben Ingmar Bergman kadar insan ruhunu deşen, insan ruhunu çok derinden deşebilen başka hiçbir yönetmen görmedim. Bu açıdan çok önemliydi. Ve bir yazar olarak en çok beslendiğim kaynaklardan biri sinema diyorsunuz. Onunla beraber çok düşününce etkilendim. Yani bir yazarın evet, da en evet çok yapmaya çalıştığı şey o insan doğru ruhunun katmanlarına doğru dağılmak. Neden besleyici doğru olduğunu anlayabiliyorum. Çok etkilendim, onu söyleyebilirim. İki filmini seçtim. Zor olmuştur seçmek. Çok zor oldu, çok zor oldu. Bu bir erken dönem filmi. Yedinci Mühür. Siyah beyaz bir filmdir. Burada gördüğünüz adam Max von Sydow,
Ingmar Bergman'ın çok önemli oyuncularından biri olmuştur. İşte Erland Josephson falan da vardır ama yani bu şey çok önemli. Max von Sydow çok önemli bir yazar oldu. Bir de hani o insan ruhunu deşmek falan filan diyoruz ya, bunun duruk noktalarından biri biraz daha geç bir dönem filmi. Muhtemelen son dönem filmlerinden biri olarak değerlendirebiliriz. O da Fısıltılar ve Çığlıklar adlı film. Bu da aslında birazcık depresif bir film diyebilirim çok rahatlıkla. Ama ben doğrusunu söylemek gerekirse itiraf edeyim, depresif filmleri severim. Ha, neden acaba? Siz depresif bir insan değilsiniz ama, değil mi? Bilmiyorum. Yani öyle dışarıdan mi? Neşeli bir insan. Bilmiyorum öyle miyim değil miyim ama yani beni bu filmler çarpar. Çünkü orada hep bir derinlik bulmuşumdur. İlginç bir şey söylüyorsunuz. Derinlik, evet. Derinlik sıklıkla bir tür depresiflikle beraber geliyor galiba. Keşke öyle olmasa. Vallahi bana öyle geliyor. Bana öyle geliyor. Benim gibi düşünmeyenler mutlaka vardır. Hatta şu anda bu söylediklerime kızanlar da vardır herhalde. Ama ben öyle düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani edebiyatta da zaten depresif olan bir edebiyatı sevdim. Yani mesela işte Virginia Woolf'u, Marcel Proust'u, sonra Dostoyevski, Camus'u. Dostoyevski yani, yine bunlar içinde biraz daha neşelenebilen arada bir en azından. Ama Dostoyevski öyle de Dostoyevski aslında sadece bir yazar değil. Dostoyevski bir psikolog. Ve bence sosyolog da birazcık. Olabilir ve hatta hiç unutmam yine böyle tanıma şerefine nail olduğum çok önemli bir psikiyatr vardı. Profesör Engin Geçtan. Sonradan yazarlığa da merak saldı. Evet. Ve güzel şeyler yazdı. Çok güzel romanlar çok yazdı. Evet. Çok güzel romanlar yazdı. Kitapları da çok güzeldi. Bana bir keresinde şey demişti. Ben öğrencilerime bilimsel kitapların yanı sıra Dostoyevski okumalarını tavsiye ediyorum demişti. Çünkü orada Dostoyevski öyle bir adam ki bir hastalığı başlı başına tarif edebilir. Yani bilmeden, yani o içinden gelen duyguyla, içinden gelen sarsıntıyla. O anlamda Dostoyevski Tolstoy'dan daha derindir. Bana göre bir psikolog olarak daha derindir ama aslında çok da abartmamak lazım. Çünkü Tolstoy'da bilgi olarak, kültür olarak Dostoyevski'nin çok üstündedir. Dostoyevski de hayat tecrübesi olarak, en başta dediniz ya bu hayatı yaşamak lazım yazmak için. Evet. Onun yani işte, hayatın işte sürgün dönemi, yaşadığı maddi zorluklar vesaire acayip bir hayat. Dolayısıyla tabii böyle bambaşka gözlemler yapma şansına da erişmiş. Evet, kürek kamplarında vesaire de çok acayip bir hayat onunki yani. Tabii ama tabii Tolstoy'un derinliği Rusya'yı çok iyi anlatması oldu. Yani biz bir dönem Rusya'sını Tolstoy'un romanlarını okuyarak çok rahatlıkla görebiliriz. Ve tabii büyük bir kültür derinliği var. Yani büyük, çünkü tabii zaten çocukluğundan beri buna müsait bir ortamda büyüdü. İsterseniz devam edelim. Belki kitaplardan ya da ne isterseniz. Edelim. Edebiyata geldi laf çünkü kendiliğinden. Şimdi efendim, ne demiştim ben size? Beni etkileyen iki temel kaynak oldu edebiyatın dışında. Sinema ve müzik. Sinema ve müzik. Şimdi müziğe gelelim. Buyurun. Müzikte şöyle bir durum yaşadım. Onu hemen söyleyeyim size. Ve bu tüm doğallığıyla kendiliğinden geldi. İki ayrı evde büyüdüm.
Biri dedem ile anneannemin eviydi. Öteki de annemle babamın evi. Annemle babamın evinde de babaannem vardı. Dedemin ve anneannemin evi son derece batılı bir evdi. Yani şöyle bir düşünün, evde Fransızca falan konuşuluyordu. Çünkü dedemle anneannem Fransız okullarında okumuşlardı. O bir yana 1930'lu yıllarda da hayatlarının 5 yılı Paris'te geçmişti. Dedem eğer ağır bir hastalık olmasaydı muhtemelen orada kalacaklardı. İyi ki kalmamışlar. İyi ki kalmamışlar çünkü kalsalardı toplama kamplarına gideceklerdi. Dolayısıyla Türkiye dönmeleri onları kurtardı. Ama şeye gelince, annemle babamın evine gelince orada farklı bir hava vardı. Orada da babaannem Türk musikisini çok severdi ve Türk musikisi aşkını bana o aynı zamanda anlattı ve yansıttı ve aşıladı. Gençliğinde ut meşkettiğini söylerdi. Bence atıyordu. ama biz de bir şey demiyorduk onu kırmamak için. Fakat bir ilginç tarafı vardı, makamları bilirdi. Mesela bir dinlerken bir şarkı, işte bu hüzzam, işte bu Kürdili asker. Bir eğitim almış mı bu konuda? Herhalde aldı. Almış. Herhalde aldı. Yani bilmiyorum. Bu şey, onu şeyi unutmayın. Yani bu sözünü ettiğim insanlar 20. yüzyılın başlarında dünyaya geldiler. Evet. Dolayısıyla farklı bir eğitimden çok geçtiler. Bambaşka. Elbette. Şimdi bazen bir takım evlerde işte birileri bir şeyler bırakır. Yaşlılar bırakır. Sonra ölür gider. Sonra da kalanlar ya bu işte artık ne önemi olacak ki falan der. Elden çıkarır. Sahaflara düşer. Oraya gider. Buraya gider. Ben hiç öyle olmadım. Kıymetini bildim. Umarım benden sonraki kalacaklar. Bunun kıymetini bilmeye devam edecekler. Yani en büyük üzüntüm kıymetini bilmemeleri olacaktır. Böyle düşünmek belki böyle durumlarda bana iyi gelir. Hani böyle evet bilen birinde yadigar kalması çok kıymetli ama böyle sahaflara giden şeyler de kıymetini bilecek başka birilerine gidiyor. Öyle bir şey var. Evet, sahaflar evet. O açıdan çok şey. O açıdan evet doğrudur. Katılıyorum size. O iyi bir tarafı. Sahaflar, antikacılar. Sevecek birilerine ulaştırıyor. İyi bir yani. Tarafı, iyi bir tarafı. Fakat şöyle bir şey var. Bir de bir aile geleneğini tabii. Sürdürmek var. O değeri sürdürmek var. O çok önemli. Kesinlikle öyle. Şimdi ben size şimdi bir takım plaklar göstereceğim. Bu plaklar o dönemlerden kalma plaklar. Yani benim çocukluğumdan kalma plaklar. Bir kısmı da yani babanızın annenizin falan aldığı o zaman değil mi? Sizin tabii canım. Değil. Yani ben o zamanlarda 8, 9, 10 yaşlarındaydım. Ne yapabilirdim ki? Sadece alırlardı ve ben de dinlerdim. Ama dedemin ve anneannemin evinde hep operalarla büyüdüm. Operalar ve aynı zamanda şeylerle büyüdüm. İşte şansonlar, İspanyolca şarkılar vesaire, İtalyanca şarkılar onlarla büyüdüm. Ve ben bunları sakladım. Şimdi birkaç örnek göstermek istiyorum size. Şey sormak istiyorum. Evde Fransızca konuşuluyordu dediniz. Başka hangi diller konuşuluyordu? Dedemin ve anneannemin evinde hem Fransızca konuşuluyordu hem atalarımın İspanya'dan getirdikleri Latino. Eski İspanyolca, Ladino olarak bilinen dil konuşuluyordu. Annemle babamın evinde Ladino konuşuluyordu ve Türkçe konuşuluyordu.
böyle bir durum vardı. Ama siz bu diller içinde en çok kendinizi Türkçe'ye yakın hissettiniz sanırım. Evet, Türkçe, evet. Sizin böyle ev gibi diye fark ettiğinizi okumuştum çünkü. Ev değil, vatan. Vatan. Vatan gibi gördüm. Doğru. Türkçeyi ben çok önemsedim. Ve Türkçenin kendi ölçülerime göre gelişmesi için elimden geleni de yaptım. Türkçeye bağlılığım çok romantik bir bağlılıktır. Fakat benim için önemlidir. Ve ayrıca şunu size söyleyeyim. Yani söylemesi ayıp. Ama birkaç dil biliyoruz. Şüphesiz. Fakat Türkçe kadar matematik bir dil görmedim ben. Çok doğru. Bu çok önemli. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Birçok açıdan çok önemli bu. Neyse. Buyurun, şimdi plaklara gelelim. Şu an stüdyoda böyle onu düşünüyorum. Çok güzel dekor bavullarımız var ama bir de pikabımız olsaymış keşke de. Bilmiyorum bunları. Bir de pikabımız olsaydı. Çok kıymetler gerçi. Kıyıp çıkarıp çalabilir miydik ama şimdi, olsa iyiymiş. O konuda da size biraz bilgi vereceğim. Çok sevinirim. Şimdi efendim bakın mesela Johann Strauss'un bir operası var burada. Die Fledermaus, bu yarasa operası olarak bilinir. Bu tabii çok melodik bir şeydir, bir parçadır. Bu şimdi gösterdiğim plaklar en az 60 yıllık. Burada... Şu anda çok özür dilerim abi. Hala aktif olarak yani mesela müzik dinleme pratiğiniz şu anda nasıl? Yani ne kadar... Çok iyi, çok dinliyorum. Hayır, yani ne kadar plaktan, ne kadar işte dijitalden, nasıl oradaki böyle kolaycılık yapıyor musunuz şeyden dinlemek? Yapıyoruz değil mi? Yapıyorum. Evet. Yani biraz daha dijitale kaydım. Çok onu kolay söyleyebilirim. Çünkü. Evet. Ama bunlar da arada çıkarılıp... Plağa konup tekrar yapılıyor, dinliyorsunuz efendim, yani değil mi? Ben müziğe şöyle bir yakın bağım var, onu hemen size söylemek istiyorum. Şimdi bir çeşit müzik, küçük bir müzik müzesi gibi benim evim. Bir çok modern bir pick-up var. Artık o da demode oluyor. Eskiden böyle müzik setleri falan filan vardı biliyorsunuz. Onlara da artık pek itibar edilmiyor ama... Ondan sonra 1970'li yıllarda, biraz daha geriye gidecek olursak, 1960'lı 70'li yıllarda çok ünlü olan Dual pick-up'lar vardı. O pick-up'ların amplifikatörü pick-up'ın içindeydi ve iki ahşap kolonu vardı, hoparlörü vardı. Biraz daha geriye gidecek olursak, bunlar evin salonunda. Biraz daha geriye gidecek olursak çalışma odama gitmek lazım. Orada da önce 1940'lara ait. Hayır, henüz daha değil. 1940'lı yıllara ait bir pick-up ama radyoya bağlı pick-up. Yani radyoya bağlanarak çalınan pick-up. Biraz daha geriye gidecek olursak 1925'ler, 1930'lar bir gramofon var. Biraz daha geriye gidecek olursak bu sefer 20. yüzyılın başları diyebileceğimiz bir fonograf var. Fonograf pick-up'ların, daha doğrusu gramofonların atası. Ve orada bildiğimiz gibi plaklar yok. Keşke hatırlasan da onları getirseydin. orada plaklar silindir şeklinde. Böyle ilginç ve çok kısa sürüyor. Yani 3-4 dakika sürüyor. Ve en eskisi de 1800'lü yıllara gittiğimizde bir laterna. O laternanın plakları da metal. Hiç görmediğim bir şey. Evet, evet. Peki bunlar aileden kalma mı sonradan aldığınız şey? Hepsi sonradan. Böyle koleksiyon gibi topladığınız. Evet, hepsi sonradan alındı.
Çok gerçek, tam bir müzik müzesi tarif ediyorsunuz sahiden şu anda. Evet, bir evet. De ona eşlik eden plaklar var. Ben çok araya girdim. Buyurun devam yok, edelim. Yok estağfurullah. Çok merak ediyorum. Sohbet ediyoruz bu sırasında ne olacak? Şimdi Giacomo Puccini, La Bohème. Bu da çok önemsediğim bir plaktır. Şimdilerde biliyorsunuz. Plaklar kıymete bindi. Evet, hem de nasıl? Bunların tekrar basılması pek mümkün değil. bir de tabii benim en sevdiğim müzisyen, bestecilerden biri Mozart'ın Requiem'i var. Özellikle beni her zaman çok etkilemiştir. Bu da koleksiyon içinde bir yer tutuyor. Bu da yine hüzünlü bir şey. Evet, hüzünlüdür. Katılıyorum size. En son olarak bunlar 33 devir dediğimiz plaklar. Bu da Johann Sebastian Bach'ın Mateus Pasyonu. Bach'ın çok eseri var tabii, sevdiğim, çok etkilendiğim. Ama bunu neden getirdim? Çünkü burada bir bölüm var. Mein Gott, Erbarme dich adını taşıyan bir arya diyebiliriz buna. Müzik tarihinin bana göre en melodik parçalarından biri ama... ne demek? Tanrım beni... Tanrım beni koru. Beni koru. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey var, bir bölüm var orada. Yani insanın içini dağlar, öyle söyleyeyim. Çok başarılıdır. Ama tabii iş bununla bitmiyor. İş bununla bitmiyor. Siz bayağı hazineyle gelmişsiniz. Evet. Şimdi gelelim, bu plaklar kıymetli ama şimdi göstereceklerim daha da kıymetli. Bunlar... Taş plaklar ve 78 devir diyebileceğimiz plaklar. Ne oluyor biliyor musunuz? Bilmiyorum, biliyor bir bu konuda bir bilginiz var mı? Ama şöyle, yabancı şarkıcılar, yabancı gruplar ne kadar eski olursa olsun taş plaklarda çok kolay bulunuyor. Ve çok kolay erişilebiliyor. Zor olan ne? Zor olan Türkçe olanlar. Muhtemelen çok az sayıda zaten o zaman az da basıldığı için. Az sayıda basılmış olabilir. Ama aynı zamanda şu da var. Yani belki iyi bakılmadı. Olabilir. Şimdi bunlar daha çok işte babaannemin bulunduğu evden kalanlar. Mesela bir Hüsam şarkı var. Aşkınla sürünsem. Aşkınla sürünsem. Peki güzel. Ve Çiçekten Nameler. Mir Nurettin Selçuk. İlk dönem şarkılarından biri, ilk dönem eserlerinden biri. İzniniz, elime aldım. Elime aldığımda bile ürküyorum yani, evet. Kıymetinden ötürü. Bir de şeyi söyleyeyim size. Ben tangoları severim, müzik olarak severim ama Türkçe tangoları özellikle severim. Çünkü Türkçe tangolarda adeta bir mucize olmuştur. Tango formu korunmuştur fakat ona bir de bir Türk musikisi havası katılmıştır. Gerek söz olarak gerek de şey olarak yani. Da o, haklısınız. Ben çocukluğumda bunu daha önce de bu programda denk geldi. Niye bilmiyorum. Ben böyle 8 yaşımdan 11 yaşıma kadar falan acayip bir hevesle Şecahattin Tanyal'i dinledim. Tabii. O yaşta tabii. Bir çocuk ne anlıyordum oradaki o büyük romantik sözcükle yerden bilmiyorum ama etkilendiniz şimdi değil mi? Söylediğiniz şey hani hem o tangonun hissi hem de tanıdık bir tarafı olan böyle yerli bir tarafı vardı. Doğru, doğru. Şimdi bana doğru. Anlattınız haklısınız, yani meseleyi. Haklısınız, haklısınız. Teşekkür ederim. Estağfurullah, rica ederim. Bir de bir tango örneğimiz var. Celal İnce,
hasret. Bu çok ünlü bir tangodur. Bu da önemli bir eser olarak kaldı. Ve bütün bunlar hep böyle dediğim gibi bir radyoya bağlanan pikaplardan dinlenirdi. Radyoya bağlanması tam ne demek oluyor? Nedir biliyor musunuz? Bir pikap var. Tamam. Ve bir kablo ile radyoya bağlanıyor. Tamam. Radyoya böyle bir yerinden bir soketle radyoya sokuluyor bir tarafı. Ve ondan sonra radyo modundan çıkarılıyor, pick-up moduna getiriliyor. Radyoyu hoparlör gibi kullanmış oluyorsunuz. Radyo hoparlör aslında. Gibi kullanılıyor. Anladım. Çok radyo ilginç. Hoparlör gibi kullanılıyor. Bu da benim için çok önemli. Bir Nihavend şarkı. Nihavend biliyorsunuz çok melodiktir. Ve hatta hep şey denir. Yani Türk musikisini sevdirmek istiyorsan önce Nihavend'le başla denir. Bir Nihavend şarkı kim tarafından? Safiye'yle. Benim Türk musikisinde en çok sevdiğim iki sesi getirdim size. Bir tanesi Münir Nurettin, evet. Öteki Safiye'yle. Burada bir ilginç bir şey daha var. Safiye Ayla yerine Bayan Safiye denmiş. Öyle miymiş? Burada bakın yazıyor, göreceksiniz. Şöyle hatta kameraya da göstereyim ben. Ha şurada. En altta. En altta şurada. Bayan Safiye denmiş. Çok acayip bir ifade. Çok acayip değil evet. mi? Çok acayip bir şey. Bu böyle bir acaba Fransızcadan falan mı şey yapılmış, Madame Matmazel'i falan bilmiyorum, mı çevirmeye bilmiyorum. Adapte etmeye çalışıyor? Hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani ben biraz yadırgıyorum. Hoş. Çünkü bayan sözünü pek sevmem. Evet, tabii. Yüzden, şimdi hiç. Ama o günlerde demek ki önemseniyormuş. Şimdi ne yaptık? 33 devirli plakları evet. getirdik. 78 devirli taş plakları getirdik. Bir de 45'lik diyebileceğimiz tamam. plakları getirdik. Bayağı da bir eğitim de alıyorum ben şu anda plakları. Öyle ama bence herkes ben ve izleyen bir Estağfurullah. Şimdi ilginç bir takım plaklar seçtim. Bir tanesi Norma Mia adını taşıyor. İtalyanca. Hı hı. Söyleyen Alpay. Bizim bildiğimiz şarkıcı Alpay. Böyle başka da var mıymış böyle bir seferlik bir İtalyanca söylüyor? Galiba beni bir iki seferdik. Hiç duymadım çünkü. Bir iki seferdik böyle bir şey. Yani ilginç geliyor bana tabii bütün bunlar. Çok. Burada tabii hani size dedim ya şansonlar falan filan onlar dinledik. Burada da tabii büyük şey var. Bu plakta da büyük Edith Piaf var. Büyük Edith Piaf'ın en ünlü şarkılarından biri Non je ne regrette rien, yani hiçbir şeyden pişman değilim diyen şarkı. O da burada yer alıyor. Bu da böyle bir plak. Bunlar yaklaşık kaç yaşındalar sizce? Bunlar yaklaşık 60-65 yaşındalar. Öyle söyleyeyim. Şimdi benim çok değer verdiğim iki tane 45'lik daha var. Onu da hemen belirteyim. bu Milano, La Scala de Milano'da tarihi La Diva Turca olarak geçmiş olan Leyla Gencer'in plakları. Leyla Gencer'in çok az plak kaydı var. Ve genelde bu kayıtlar böyle stüdyoya girilerek yapılmış kayıtlar değil. Konserlerden almış kayıtlar. Leyla Hanım istememiş olabilir bunu. Emin değilim, bilmiyorum sebebini. Araştırmak lazım, görmek lazım. Ama elimde işte bir iki tane Leyla Gencer plağı İkisi var. De Leyla İkisi Gencer. De Leyla Gencer. Hangileriymiş bir bakayım. Onları sizden duyayım, sonra bir küçük reklam arasına gideceğiz. Tamam, La Valli. Bu çok şeydir. Alfredo Catalani'nin bir şeyidir. bir aryasıdır ve çok etkileyicidir. Bu da hangisi? Hemen söyleyeyim. Madama Butterfly. Evet, bunların hepsi
çok önemli kayıtlar. Şimdi reklama evet, mı gideceğiz? Evet, çok kısa birkaç dakikalık bir reklamımız var. Sonra devam ediyoruz bu acayip bavulu kurcalamaya. Birkaç dakika sonra tekrar burada olacağız. Tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Leyla Gencer 45'liklerine bakmıştık. Orada birkaç tane daha var. Evet. Onlara da bakalım. Onu yani birkaç tane daha var da. Tamam. Bir tanesini özellikle göstermek istiyorum. Bu plak, bunlar olabilir başkalarında. Hı hı. Ama bu plak acaba kaç kişide hala kaldı? Emin değilim. Onu söyleyebilirim. Bu ne biliyor musunuz? Halit Kıvanç'ın sesinden Fenerbahçe Manchester City maçı. Plak olarak. Plak olarak. Ah, çok acayip. Evet. Çünkü Fenerbahçe 1970'li yıllarda Manchester City'yi elemişti. Of. Büyük bir olay oldu. O günlerde büyük bir olay olmuştu. Ve Halit Kıvanç'ın hem o maçı anlatımı hem de o maçı yorumlayışı vardı. Çok güzel. Dolayısıyla arada sırada bunu dinliyorum. Dinlenir tabii. Evet. Bu böyle çok yapılan bir şey miydi o yıllarda? Hayır herhalde. Maçı plağa kaydetmek. Yok. Yani ben özel durumlarda. Evet evet, ama tabii o günlerde aldık işte tabii bu plağı. Sonra da ya, muhteşem. Kaldı. 1968'miş bu arada. 68. 2 Ekim 1968. Oldukça eski. Oldukça. Şahane. Demek ki ben 11 yaşındaydım. Çok, çok acayip. Peki. Peki. Şimdi orada bir şey daha var. Mahler demiştiniz. Evet. Şimdi klasik müzik, klasik Batı müziği benim için her zaman çok büyük bir rol oynadı hayatımda. Ve çok da önemsedim doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bir besteci var ki işte Gustav Mahler. Bu besteci beni çok özel bir yere getirdi. Yani size hatırlarsanız işte Ingmar Bergman demiştim. Müzikteki karşılığı Gustav Mahler'dir. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gustav Mahler bir yana, bütün öteki besteciler bir yana diyecek kadar çok seviyorum. Bir ilginç gözlemim var bu konuda. Onu hemen size söyleyeyim. Genelde böyle müziğin çok içinde olanlar Gustav Mahler'i bu kadar yüceltmezler. Onu söyleyeyim. Ama Gustav Mahler'i kimler daha çok seviyor? Yazarlar ve şairler. Ve bunu bütün dünyada gördüm. Yani hayatımın yaklaşık bir yılı İngiltere'de geçti. Orada da gördüm bunu. Dolayısıyla bu çok ilginç bir gösterim. Çok ilginç gerçekten. Olarak. Edebiyatta da sık karşılaştığım bir besteci. Yani nerede çıktığını şu an hatırlamıyorum ama kesinlikle bir takım yazarların şeylerinde karşıma diğerlerinden daha sık çıktı. Bakacağım. Bundan sonra muhtemelen siz bunu söylediğiniz için ne zaman karşıma çıksa daha da dikkat edeceğim. Size de eğer karşıma çıkarsa şu da seviyormuş diye haber Harika. Veririm. Çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Ama bavul bitmedi. Bavuldakiler bitmedi. Evet, bir takım objeler vardı. Var. Onları mutlaka görelim istiyorum. Anladım, 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 anladım. Anladım. Şimdi. Anladım. Hemen buna gireceğiz. Bu işe gireceğiz. Şimdi kitaplarınızı. Objelere gelince. Şimdi efendim. Bir tanesi. Bu aslında birçok yerde rastlayabileceğiniz bir şey. Bir köstekli saat. Sanırım bunu yakından görebilirsiniz. Bu bir Rus malı. Ve tahminlere göre, yani benim sevdiğim bir saatçi var. Ona gösterdim. 1890 falan filan. Çarlık döneminden. Çarlık döneminden kalma bir saat. Bu dedeme aitti. Ve daha sonra İstanbul Bir Masaldır romanında bir kahramanıma, Monsieur Jacques'a bu köstekli saati kullandırdım. Ve ondan bir
sonuçlar çıkardım. Onu söyleyebilirim. Şimdi bunu da göstermek istiyorum. Şimdi acaba kaç kişi şöyle ilk bakışta bunun ne olduğunu söyleyebilir? Şimdi neden bunu sorma ihtiyacı duyuyorum? Çünkü kültürümüzde, daha doğrusu toplumsal hafızamızda birçok şey eksiliyor. Ve o eksiklik bizim geçmişle bağlarımızı koparıyor. Bir süreklilik olmuyor. Bu beni çok derinden etkiliyor, hatta yaralıyor. Biraz da doğrusunu söylemek gerekirse, onun için yazıyorum. Bu bir gülaptan. Yani içine gül suyu konuyor. Ab su olan ab oradaki o zaman gülaptan herhalde. Kelimeyi çözmeye çalışıyorum bir taraftan. Evet, yani gül suyu konuyor ve şöyle söyleyeyim size, babaannem kullanırdı bunu. O da su muhallebisi yapmak içindi. Su muhallebisi yapılır, üstüne pudra şekeri serpilir. Sonra da gül suyu üstüne konar. Bununla ne kadar ne bambaşka bir zarafet. Yani ne bileyim, gül suyunu alıp şişeden dökmek de bir şey ama hayır, bunun için böyle bir şey olması bunun için gibi, özellikle evet, yapılmış bir şey. Yani o dönemin estetiği, inceliği ve tabii, derdi tabii çok başka. Yani evet, gül suyunu döküyorsunuz ama şundan dökünce ağır ağır evet, dökülen evet gül suyuyla İşte tamam, tamamıyla onu anlatmaya çalışıyorum. Ne güzel yaptınız. Sağ olun. Bir de şurada benim çok sevdiğim bir biblo var. Bunun da yakın plan çekimini alırsak, evet görüyorsunuz. Bir köpek. Şurada bir şey sarmış etrafını. Nedir bu? Neden öyle sarıldı? Hiçbir fikrim yok bu konuda. Ama bu benim anneannemin kız kardeşinindi. Yani büyük teyzemindi. Her zaman için çok severdim. Sonra bir gün, günün birinde de madem bu kadar seviyorsun al senin olsun demişti. O gün bugündür çalışma masamın üstünde durur, bana bakar, biz sohbet ederiz, ya konuşuruz. Böyle ilginç bir durum var. Bu böyle bir sizin çalışma arkadaşınız gibi bir şey olmuş masanızın. Evet, 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 tamamıyla öyle. Siz bir de yazarken de dolma kalemle falan yazıyorsunuz tabii, değil mi? Kağıt kalem bir eski. Yok, tabii belki, tabii, o öyle. Şimdi ben size sadece 3 tane dolma kalem getirdim. Yani birçok dolma kalemin yanında sadece bunları getirmeyi tercih ettim. Şimdi bu kalemler şöyle bir göstersem. Evet. Bunlar benim sürekli kullandığım dolma kalemler. Burada sepya mürekkep kullanılıyor. Burada da yeşil mürekkep kullanılıyor. Peki, ne yapıyorum ben bunlarla? Ben bütün eserlerimi bilgisayara geçirmeden önce elle yazıyorum, defterlere. Birçok kişi bana bunun çok zahmetli bir iş olduğunu söylüyor. Bir vakit kaybına sebep olabileceğini söylüyor. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Çünkü ancak yazdığım zaman, elle yazdığım zaman, kendi el yazımla yazdığım zaman o romanı yazdığımı daha çok hissedebiliyorum. Öyle bir şey var. Daha önce de birkaç bölüm önce yine bir konu buraya geldiğinde söyledim. Yine söyleyeceğim, çok geri geldi. Bir çok sevdiğim bir cümle var. Bu yazmanın biçimleri işte daktilo, kalem, bilgisayar evet, hepsi bambaşka. Ne kadar aslında yazılan metni etkilediğine dair şöyle bir cümleydi. Marcel Proust sizce kayıp zamanın izindeyi bilgisayarda yazsa o kitap aynı kitap olur muydu diye.
İşte başka... Bilemiyorum. Yani bambaşka bir şey. Onu elle yazmak, o yanına belki siz de yapıyorsunuzdur. Notlar almak, tekrar. Şüphesiz. Metinle başka bir ilişki geliştirmenizi sağlıyor. Şüphesiz. Öyle oluyor. Ama bu beni yeteri kadar heyecanlandırmaya yetiyor. Bana bir güç veriyor. Onu söyleyebilirim. Ve dediğim gibi az önce yazdığımı ancak böyle hissedebiliyorum. Yani aslında şöyle bir şey, zaman kaybı değil, aksine bilgisayarda yazsanız üstünden belki bilmem kaç kere o ilişkiyi kuramayacağınız için çok daha fazla vaktinizi alacak belki o bilgisayardaki tabii metni şey yapmak. Tabii. Burada başka bir biçim tabii, veriyorsunuz. Tabii, tabii, haklısınız. Ama bu edebiyat, doğrusunu söylemek gerekirse, ciddi bir iş. Yani öyle bilgisayarın başına geçeceksin, hızla apar topar bir şeyler yazacaksın. Böyle olmaz bu iş. Yani bir emek vermek lazım ve ona göre yazmak lazım. Yazmak demişken ve edebiyat demişken, bavulunuzda bir de kitaplar var. İsterseniz onları da görelim bitirmeden. Yavaş yavaş da evet, sohbetimiz nihayet buluyor. Sonra da maalesef zaten sizinle veda ayrılışacağız. Evet, hiç istemiyorum ama artık neyse. Şimdi efendim, buradan anlatmaya başlasak, her bir kitabın hikayesini yıllar sürer. Abarttım tamam, yıllar değil ama saatler sürer diyebilirim. Şimdi bunlardan biri, benim birçok çok fazla imzalı kitabım olduğunu söyleyemem. Yani onu rahatlıkla söyleyeyim. Çok seçtim çünkü. Seçkinci davrandım bu konuda. Ama elimdeki imzalı kitaplara baktığımızda üç tanesi benim için çok büyük bir değer taşıyor. Bunlardan biri Hiç Kimse Bana Kızmasın. Kızarsa da kızsın. Önemli değil. Ama bana göre yaşayan en büyük Türk yazarı Selim İleri. Kimsenin kızacağını sanmıyorum ya buna. Kızarlarsa kızsınlar. Bana ne ya, umurumda bile değil. Ben en azından fikrimi söylüyorum. Selim İleri ile tanışmamı sağlayan kitap, Dostlukların Son Günü. Bu benim için çok büyük bir değer taşıyor. Ve biraz da bunu göstereyim. Bunu da yakın plan çekim alırsak. Evet. Kardeşim Mario Levy'ye ilgisine teşekkür ederek, çünkü ben gitmiş sizinle tanışmak istiyorum demiştim vesaire vesaire. Hikayesi uzun ama daha vaktimiz kalmadı artık bunu anlatmaya. Bir de benim hayatımı çok değiştiren, benim yeni bir bakış açısıyla yaşadığım ülkeye bakmamın yolunu açan bir kitap var. Bu da Atilla İlhan'ın Hangi Batı adlı kitabı. Bu kitap çok siz suyunuzu içerken ya böyle pek çok insanda böyle bir etkisi var gerçekten, yani Türkiye'ye bakma biçimi. Şaşmam. Tabii İhsan Oktay Yanar'ın Puslu Kıtalar Atlası'nı yazarken bundan, bu kitaptan etkilenip yola çıktığına dair bir şey bile okumuştum mesela ya. Yani. Olabilir, olabilir, olabilir. Ve sizde imzalısı var. Olabilir. Siz gerçekten hazineyle gelmişsiniz olabilir ama. Bu 1993 yılında imzalanmış. Aziz kardeşim Mario Levy'ye diye. Burada bu kitapta daha doğrusu bu bir röportaj yapmıştım Atilla İlhan'la. Onun üzerine bunu imzalatmıştım. Ama kitabı ilk okuyuşum 1977 yılına rastlar. Röportajı da 1993 yılında yapmıştım. Şöyle söyleyeyim. O sohbette benim için çok önemli olan bir romanın temeli atıldı.
Bu da İstanbul bir masaldı. Aa, öyle mi? İstanbul bir masaldı gibi bir roman yazmam gerektiğini bana ilk Atil İlhan söylemişti. Aa, ne kadar güzel, evet. Ne kadar ilginç. Ondan feyz alarak bu romanı yazdım. Sonra roman bittikten sonra da kendisine vermiştim, okumuştu. Kitap arkasına bir cümle yazmıştı. Nihayet roman gibi bir roman. Ay. Diye. Ay, tüylerim diken diken oldu. Evet, bu güzelmiş. Beni çok etkilemişti. Yıllar sonra çok komik bir şey oldu. Selim İleri ile konuşurken şey demişti. Ya ben gittim, Atil İlhan'la bir nehir söyleşi yaptım. Uzun uzun yazdım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Atil İlhan üzerine çok çalıştım. Bir kez olsun benim bir romanım hakkında bir şey yazmadı. Ya. Senin romanın hakkında yazdı dedi. Bir ama o Selim İleri'nin şeyi yani. Muzip bir yerden. Son muzip, kitabınızı da. Muzip tavrı, evet. Bunu da söyleyeyim. Benim çok sevdiğim bir başka yazar Türk Edebiyatı'nda. Bilge Karasu, Narla İncir'e gazel. Bu ne yazık ki bu kitabın trajik bir hikayesi var. Siz son kitabı da dinleyip sizi daha fazla yormadan rica ederim. Trajik bir hikayesi var. Bu benim Bilge Karasu'ya veda ziyaretimde yazıldı, imzalandı. Sene ne zaman? Onu da size söyleyeyim. 1995. O günlerde duygusal açıdan çok zor günler yaşıyordum. Ve bunun üzerinde bir şeyler yazdı. Okuyabiliyor muyuz onu? Tabii, hemen okuyayım. Yani çok mahrem değil. Yok, size. Hayır. Mario Levy'ye en iyi dileklerimle güçlükleri iyice bir biçimde çözebileceğini umarak. Böyle bir şey. Bu cümleyle bitirelim bu bölümü. Çok güzel bir Bilge Karasu'nun temennisi, herkese bizim temennimiz olsun. Çok güzel bir yere geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten doyamadım. Keşke daha çok olsaydı. Elinize, ayağınıza, ağzınıza sağlık. Estağfurullah, estağfurullah. İhya olmuş durumdayım. Estağfurullah, beni de çok mutlu etti bu sohbet. Bu arada bir soğuk algınlığı yüzünden böyle öksürüklerim oldu. Benim için hiç problem bizi değil. Bizi izleyenlerden özür dilerim. Şey yaptığını zannetmiyorum. Sohbet çok güzel zaten. Her zamanki gibi konuğumuzu Mario Bey'i uğurlayacağız. O sırada sizlere haftanın etkinlik ajandasını sunuyor olacağız. Şehirde neler var? Konserler, etkinlikler, sinema filmleri, tiyatrolar. Videoda izleyebilirsiniz. Birkaç dakika sonra ben tekrar burada olacağım. Ve haftanın yeni çıkan kitaplarından seçtiğim 5 tanesini size anlatıyor olacağım. Şimdi ajandamıza bakalım. Pandora'nın merakı haftalık etkinlik ajandasıyla bir haftalık kültür sanat rehberiniz olmaya devam ediyor. Ajandamıza İstanbul'da ilk kez düzenlenen ve 22-24 Aralık tarihlerinde İstanbul Modern Sinema'da gerçekleştirilecek olan Mubi Fest ile başlıyoruz. Michel Franco'nun Türkiye premierini yapacağı Hatır, Memory filminin de aralarında olduğu 6 filmin gösteriminin yapılacağı festival kapsamında film gösterimlerine ek olarak sürpriz etkinliklerde sinema severlerle buluşacak. Nermin Yıldırım'ın yazdığı 3-1 sezonun dikkat çeken oyunlarından. Başarılı oyuncu Devrim Yakut ile oyunun aynı zamanda rejisini yapan Altuğ Görgü bu oyunda performanslarıyla dikkat çekiyor ve seyirciye 3-1 her zaman 2 eder mi sorusunu yöneltiyor.
3-1 22 Aralık Cuma akşamı Zorlu PSM %100 stüdyo sahnesinde ve 25 Aralık Pazartesi akşamı da Baba sahnede seyircisiyle buluşacak. 21 Ocak 2010'da premierini yapan ve Yetkin Dikinciler ile Bülent Emin Yarar'ı yıllardır aynı sahnede buluşturan profesyonel 22-23-24 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda sahnelenecek. Geçmiş yaşamımı bütünüyle değiştirdim. Olabilir mi bu? Birisi geçmişinizi değiştirebilir mi? Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal politik ortamın, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde ironik bir üslupla anlatıldığı oyunda usta isimlere Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz eşlik ediyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci Çaykovski'nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındık kıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği, büyüğü masal tarzı bir yılbaşı klasiği olan Fındık Kıran Balesi'nin premierini 27 Aralık 2023 akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirecek. Bu haftanın bir diğer dikkat çeken etkinliği ise dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeni Grinko'nun Türkiye turnesine nokta koyacağı konseri. Zorlu PSM Türksel sahnesindeki konser, 25 Aralık akşamı klasik müzik severlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Vizyonda ise hayatlarında yeni bir sayfa açmak için kadınlara mahsus kampında bir araya gelen 8 kadının hikayesinin anlatıldığı Kadınlara Mahsus filmi dikkat çekiyor. Tüm engelleri aşmadım belki ama ben yolumu seçtim. Kendine ihanet etme, ne değişecek ki deme. Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Melisa Aslı Pamuk, Müjde Uzman, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elif Can Ongunlar, Merve Çağıran, Başak Parlak ve Şebnem Sönmez yer alıyor. Kadınlara mahsus oldu, kadınlara mahsus. Tekrar merhabalar. Her zaman olduğu gibi haftanın yeni çıkanlarından dikkat çeken 5 tanesini anlatmak üzere karşınızdayım tekrar. İş Bankası Kültür Yayınları'nın Modern Klasikler dizisi Doris Lessing'i yayınlamaya başladılar. Yayın evi değiştirdi. Doris Lessing 2007 Nobel Edebiyat Ödülünü alan ünlü 20. yüzyılın en önemli İngiliz kadın yazarlarından biri. İngiliz ve kadın. Öyle düzelteyim. Mara ile Dan, Dilek Şendil çevirisiyle yayınlandı. Bu çok enteresan bir kitap bence. 1998'de yazıldığı için ayrıca enteresan. Bugün yazılmış olsa bu kadar ilginç olmayabilirdi. Bir iklim krizi nedeniyle tetiklenmiş bir göç hikayesi anlatıyor. Aslında dünyanın gitmekte olduğu yeri düşününce bunu ta 1998'de görüp yazmış olması çok enteresan bence. Mara ile küçük kardeşi Dan'in göç hikayesini, iklimden ötürü yaşadıkları göçün hikayesini anlatıyor. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni çıktı. Beni en çok heyecanlandıran ve çok uzun zamandır beklediğimiz kitaplardan biri Şilili yazar Alejandro Zambra'nın Şilili Şair kitabı Notos'tan Saliha Nilüfer çevirisiyle. Zambra'nın okuru çok, Türkiye'de çok seviliyor. Aslında küçük novellaları ve öyküleriyle biliyoruz. İlk defa böyle bir hacimli kitap. Bu bir aslında biraz ustası diyeyim, Şili edebiyatının büyük isimlerinden Roberto Bolaño'ya göz kırpan, o da bir takım hayali şairler üzerine yazar çünkü. Biraz ondan yola çıkan bir roman, bir şiir övgüsü aslında. Fakat dediğim gibi Zambra ilk defa bu kadar büyük hacimde bir kitap yazıyor. Ben çok merak ediyorum. Bu da yeni çıktı, çok yeni Notos'tan. Ardından Kingsley Amis'in Değişim kitabı Püren Özgören çevirisiyle Can Yayınları'ndan. Bu çok enteresan bir kitap. Aslında meşhur Yüksek Şato'daki Adam kitabı vardır. Biraz ona benzetiliyor. Şöyle olsaydı ne olurdu sorusunu soran o kitaplardan biri bu. Buradaki soru da Prens Arthur hiç ölmemiş. 1976 yılındayız ama demokrasi yok, sanayi devrimi yapılmamış, böyle bir zamanların orta çağında kalmış bir Avrupa'sının pratiklerini 1976'da yaşıyoruz. Dünya ilerlememiş yani. Bunun üzerine kurulu bir tuhaf distopik
Roman Değişim bu da haftanın dikkat çekenlerinden. Sonra yine nasıl okuyacağımı bilemediğim Sadat Hasan Manto'nun Toba Tek Sing isimli kitabı okudum. Metis'ten çıktı. Bir öykü derlemesi bu. Çevirmenini de söyleyeyim, atlamayayım. Arzu Çift Süren çevirmiş. Hint yazar bir parçalanma ve dağılma üzerine, yani aslında o toplumsal, kendi toplumundaki çatışmalardan yola çıkarak yazdığı öyküler. 1912 doğumlu ve çok erken yaşta ölmüş biri Manto. Fakat Hint, Urduca, bu arada kitabın asıl dili, Urduca dilinin en önemli yazarlarındanmış. Ben de ilk defa duydum ve çok merak ettim. Toba Tek Sing kitabın adı bu. Çok zor okuması. Son olarak da bu hafta çıkmayan ama yıl bitmeden değinelim istediğim Şükrü Hanioğlu'nun Bağlam Yayınları'ndan çıkan Atatürk'ün Entelektüel Biyografisi kitabı. Şöyle dev bir kitaptan bahsediyoruz. Bu çok kapsamlı bir çalışma ve Cumhuriyet'in 100. yılında bunun yapılmış olmasını çok kıymetli buluyorum. Atatürk'ün notlarını okuduğu şeylerin kenarına aldığı notlara kadar araştırıp aslında Atatürk'ün entelektüel dünyasını anlamak üzerine yapılmış çok kapsamlı bir iş. Ve aslında Atatürk'ü anlamak bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisini de anlamak anlamına geldiği için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu da dediğim gibi sene bitmeden mutlaka burada bir değinmek istediğim bir kitaptı. Bu da haftanın son kitabı olsun. Herkese çok teşekkürler. Umarım sizin için de benim için olduğu kadar keyif verici bir yayın olmuştur. Ben çok şey öğrendim ve böyle bir zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissettim kendimi. Önümüzdeki hafta yine çarşamba günü yeni bir konuk, yeni bir bavul, yeni bir takım hikayelerle karşınızda olacağız Pandora'nın merakında. Dinlediğiniz, izlediğiniz, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi geceler.